Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kimyasal türler arası etkileşime devam ediyoruz. Dublet ve oktet kuralıyla devam edelim. Dublet ve oktet kuralı nedir? Biz ne biliyoruz? Atomlar kararlı hale gelebilmek için ne yapacaklar? Kendilerine en yakın soy gaz elektron dağılımına ulaşmak isteyecekler. Bunun için de ne yapacaklar? Ya elektron alacaklar, ya elektron verecekler ya da elektronlarını diğer atomla ortak kullanmak zorundadırlar biz helyumun atom numarasının 2 yani elektron sayısının da 2. Elektron dağılımında da neyi biliyoruz? E, son yörüngesinin 2 ile bittiğini helyum hariç diğerlerinde son yörüngesinin nasıl bittiğini 8'e bittiğini biliyoruz. O yüzden de dublet ve oktet kuralı birisi 2'ye tamamlamadır. Birisi de nedir? 8'e tamamlamadır ki soy gaz elektron düzenine ulaşsınlar. Peki hangisi 2'ye hangisi 8'e? Burası önemlidir. Atomların bağ yaparken son katmanlarını ikiye tamamlamalarına dublet, son katmanlarını 8'e tamamlamalarına da oktet kuralı denir. Dublet double'dan aklınıza gelsin. 2'ye tamamlamak istiyorsa yani helyum elektronuna elektron üzerine ulaşmak istiyorsa dublet kuralıdır. 8'e tamamlamak istiyorsa da oktet kuralıdır. Şimdi birkaç tane örnekte bunları inceleyelim. Lityum 3'ü elektron dağılımını yaptığımızda 2 1 şeklinde elektron dağılımını yapıyoruz. Son yörüngeye baktığımda son yörüngede ne var? Bir elektron var. Ne yapabilir? Ya bu bir elektronunu verecek. Ya da ne olacak? İkinci yörüngesini 8'e tamamlayacak. Yani bir elektronu vermek mi daha kolaydır? Yoksa 7 elektron almak mı daha kolaydır? Tabii ki bir elektronu vermek kolaydır. Biz ne biliyoruz? Metallerin elektron verdiğini de biliyoruz. Bir elektronu verdiğinde ne oldu? Gittiğinde neyi tamamlamış oldu? 2'ye tamamlamış oldu. Bu da dublet kuralına uymuş oldu. Gördüğünüz gibi Elektron verdiğinde ne oldu? Nötr atom artı yüklendi. Aynı şekilde sodyum yaptığımda 2, 8, 1. Ne oldu? 1 elektron mu verecek? 7 elektron mu alacak? Tabii ki bir elektronu verecek. Son yörüngeyi verdiğinde bakın 2, 8 oldu. 8'e tamamladığı için oktet kuralına ne yapmış oldu? Uymuş oldu. Ee, S'ye baktığımda 16 kükürt. Ne diyorum? 2, 8, 6 diyorum. Son yörüngede 6 var. 6'yı ya 8'e tamamlayacağım. Tabii ki 8'e tamamladığımda ikinci yörüngeye de dönebilir. 3. yörüngedeki 8 de olabilir. Yani 2 tane almam mı daha kolay? 6 tane vermem mi daha kolay? 2 tane elektron almam daha kolay olduğu için 2 elektron alıp 6'yı ne yapacağım? 8 yapacağım. Oktet kuralına uyacağım ve elektron aldı aldığım için de eksi yükleneceğim. Kalsiyuma baktığımda 2 8 8 2 son yörüngede 2 var. Ne yaparım? 2 elektronu veririm. 2 8 8 elektron düzenine ulaşırım. 2 elektron verdiği için artı 2 yüklendi. 8'e tamamladığı için oktet kuralına ne yaptı? Uydu. Hidrojen 1 e 1 ne olacak? 1 elektron alması gerek ki helyuma benzesin. En yakın soygaza benzeyecek çünkü ne yaptı ikiye tamamladı bu da nedir dublet kuralına uymuş demektir. Peki güçlü etkileşimleri biz iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ diye üç’e ayırmıştık. Bunlardan birincisi nedir? İyonik bağ. İyonik bağın önce tanımıyla başlayalım. İyonik bağ zıt yüklü iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti ile oluşan güçlü etkileşimlere denir. Burası önemlidir. Zıt yüklü iyon olacak. Yani birisi artı birisi eksi yüklü olacak. Ve bunlar arasında elektrostatik çekim kuvveti. Yani bu ne demek? Elektron alıp verme olacak. Bu şekilde oluşan bileşiklere iyonik bağlı bileşik. Oluşan bağ da ne deniyormuş? İyonik bağ deniliyormuş elektron alışverişi olmak zorunda. Diyor ki iyonik bağlı bileşiklere metal ile metal atomları arasında elektron alışverişi sonucunda oluşan bileşikler de diyebiliriz diyoruz. Bu nedir? Bizim için önemlidir. Şimdi, i̇yonik bağlı bileşiklerin Lewis nokta yapıları nasıl? Biz daha önceki derslerimizde metallerin artı yüklü olduğunu, a de artı ve eksi yükleri aldığını öğrenmiştik. Burada da mesela bir örneğimizde başlayalım. Sodyum Metal ile başlayalım. Sodyumu ne yapacağım hemen? Elektron dağılımını yapacağım. 2 8 1 şeklinde. Ne diyorum? Derlik elektron sayısını bulacaktım. Son yörünge 1. Bunda ne yapacaktım? Derlik elektron sayısı. Son yörünge 1 olduğu için bir tane nokta koyuyorduk. Bu bunun Lewis gösterimiydi. Aynı şekilde klora baktığımızda 2 8 7. Derlik elektron sayım 7 idi. Ne yapıyordum? 7 tane nokta koyuyordum Lewis nokta yapısına göre. Bu ne demek? Her boşta kalan nokta bağ sayısıdır. Yani ben buradan sodyumun bir bağ yaptığını, aynı şekilde bakın bir tane nokta kaldı. Nedir? Klorun da bir bağ yaptığını ne yapabilirim bilebilirim. Ya da e, sodyum bir elektronunu vererek soyga e, soy gaz elektron düzeni ulaşacak. Klor da bir elektron alarak bakın. Soy gaz elektron düzenine ulaşacak. İkisi de birer elektron alıp verdiğine göre ne olabilir? Aralarında alışveriş olabilir. Ben bunu ne yapacağım? Aynı bu şekilde yazacağım. Sodyum bir tane noktasını diyeceğim. Bu nokta ne olmuş? Bakın klorun oraya gitmiş. Yani bir elektronunu vermiş. Bir elektron verdiğinde nedir? Artı bir yüklenir. Klor da bir elektron aldığı için ne olacak? Eksi bir de yüklenecek bunun Lewis nokta yapısı nedir? Nacele bileşiğinin böyle gösterilir. Yani soruların şıkkında sana şunu şöyle yazması gerekiyor. Başka türlü yazarsa kabul olmuyor. Peki derlik elektron bu örneğimizi açıkladığımızda derlik elektron sayısı 1 olan na elementi 1 elektron verecek dedik. Aynı şekilde ne olacak na artı 1 iyonuna dönüşecek. Son katmanında 7 tane elektronu olan klor da 1 elektron alacak. Cl-1 eksi iyonuna dönüşecek. Böylece her iki atomda son katmandaki elektron sayısını neye tamamlamış oldu? 8'e tamamlayarak oktet kuralına ne yapacaklar? uyuyacaklar. Naci ile bileşiminin Lewis gösterimi sorduğunda da ne yapıyoruz? Bu şekilde gösteriyoruz. Mesela bana diyor ki magnezyum na no flor diyor. Bunu nasıl yapacağım? İlk işim elektron dağılımını yapmak. İkisini de ayrı ayrı. 2, 8, 2, 2, 7 şeklinde yaptık. Son yörüngelerine bakıyorum. Magnezyumda 2 var. Florda 7 var. Yani magnezyumun değerlik elektron sayısı 2. Kaç tane? 2 tane noktaya sahip olur. Florun da değerlik elektron sayısı 7'dir. Noktaları dağıtacağım. En son ne kaldı? Bakın 1 kaldı. Burada ne olacak? Bunun 2 tane elektronunu verip soy gaz elektronu düzenine. Yani magnezyumun. 2 elektronu ne yapması lazım? Vermesi lazım. Burada da 7 olduğu için bir elektron alması lazım. E birisi 2 birisi 1 ise nasıl olacak? Şimdi gördüğünüz gibi magnezyum yazacağım. Bu sefer 2 tane flora yazacağım. Çünkü ben 2 elektron vereceğim. Magnezyum ne yaptı? Bir yukarıdaki flora bir elektron verdi. Bir de aşağıdaki flora bir elektron verdi. 2 elektron verdiğinde artı 2 yüklendi mi? Evet. Flora da ne yaptı? Bakın 2 tane elektron aldı ama ayrı ayrı aldı. O yüzden o ayrı ayrı olan yeri bak 2'yi böyle yazıyorum. Bir tanesi bir elektron aldığı için ne yapacağım? Üstüne eksi -1 yazacağım. Lewis nokta yapısı da nedir? Böyle gösterilir. Şimdi etkinliklerime baktığımızda diyor ki e, NaFe örneğini vermiş. Ben hangisini yapayım? cafe 2 yapayım Şimdi CaFe2'yi yaptığımda hatta bunu şurada beyaz sayfada yapalım. Bana demiş ki Kalsiyum 20'dir demiş. Flor demiş. Bu örneği yapıyorum. Floru da demiş 9 demiş. Ne yapacağım? Şimdi kalemimin rengini değiştireceğim. Hemen elektron dağılımlarını yapıyorum. 2 8 8 2 dedim kalsiyumun. Florada 2, 7 dedim. Ne yapması lazım kalsiyumun? 2 elektronu vermesi lazım ki 8'e tamamlamasın. 2 elektron ne yapar verir diyorum. Burada da ne olacak? 7 idi. 1 elektron alacak ki ne olacak? 8'e tamamlayacak. 1 elektron alır. Yine aynı şekilde 2'ye 1 var. Bunun Lewis gösterimi nedir? İstediğim yere, istediğim noktayı ne yaparım? Yazarım. da ne olacaktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. Yani bu 1 bağ yapar. Bu da ne yapar? 2 bağ yapar. Ne yapacağım? Yine yazacağım. C'yi yazacağım. Evet noktalarım. F'yi de yazacağım. 2, 4, 6, 7. Bir tane daha F yazacağım. Çünkü iki tane vermesi lazım elektronunu. Şimdi hemen başka bir renkle. Ne yaptı? Şu bir elektronunu buraya gönderdi. Bir tanesini de buraya gönderdi. Ca iki elektronunu vermiş oldu mu? Evet. O yüzden artı iki yüklendi. Canın etrafında nokta yazıyor muyum artık? Yazmıyorum. Çünkü iki elektronu da gönderdi. Flor ne yaptı? Bir tanesini burada aldı. Bir tanesini burada aldı. Yani kaç tane florum var? İki tane. Bunun ama noktalarını yazmak zorundayım. Çünkü bu 8'e tamamladı. Vermedi aldı iki tane aldı ama eksi bir yazıyorum. Çünkü bir tanesi ne yapıyor? Bir tane elektron alıyor. Devam ediyorum. İyonik bileşiklerin örgü yapısı demişiz. İyonik bileşiklerin örgü yapısı nasıl olur? İyonik bağlı bileşiklerde zıt yüklü iyonlar elektrostatik çekim kuvvetiyle düzenli bir yapı oluştururlar. Bu yapıya ne denir? Kristal örgü denir. Unutmayalım iyonik bileşikler kristal örgü yapısına sahip olduklarından bir katyonun etrafında belirli sayıda anyon, bir anyon etrafında da belirli sayıda katyon bulundurur. Yani zıt yükler olacak ve bunlar arasında ne olacak? Bir örgü yapısı olmak zorunda. Diyor ki yani her iyonun etrafı belirli sayıda iyonlarla çevrilmiş durumdadır. Bu iyonlar arasında çok güçlü elektrostatik çekim kuvveti oluşmaktadır. Zaten güçlü oluşacak ki nedir? güçlü etkileşime örnek olacak iyonik bileşik gördüğünüz gibi kristal örgü yapısı böyle gösterilir NaCl'nin kristal örgü yapısında Na atomları kırmızı Cl atomlarını yeşil kabul edersek nedir kristal örgü yapısı gördüğünüz gibi altıgen şeklinde dörtgen şeklinde ne yapabilir yerleşebilir NaCl'nin kristal örgü yapısı içinde çok sayıda ne demiş Na ve Cl iyonları vardır İki şekilde de gösterebilir Diyor ki örneğin NaCl iyonik bileşiğinde her Na iyonu 6 tane klor iyonu tarafından çevrilmektedir. Her Cl iyonu da 6 tane Na iyonu tarafından çevrilmektedir. Bu şekilde meydana gelen yapısal birimlerde iyonik kristal yapı oluşur. İyonik kristallerde tekrarlanan bu en küçük yapılara da birim hücre denir. Na iyonu 6 tane e, klor iyonu etrafında çevriliyor. Mesela Na'ya kırmızı demiş. Ne yapıyorum? Şuradakini aldım mesela. Etrafına bakıyorum. Bak burada, burada, burada var. Hatta yanlarda var. Ee, gördüğünüz gibi üç boyutlu olduğu için ne yapılıyor, ee, fazla belirgin olmuyor. Gördüğünüz gibi altı tane ne olacak? Cl iyonu olmak durumunda. İyonik bileşiklerin güçlü çekimlerden dolayı kristal örgü oluşturacak şekilde bir araya geldiğinden bahsettik. Evet. Bu nedenle iyonik bağlı bileşiklerde moleküler yapıdan söz edilemez. İyonik bağlı bileşikler molekül formülüyle gösterilemez. İyonik bileşiklerde en küçük birim molekül değil birim hücredir. Demin biraz önce de bahsettim. Şimdi ben bileşikleri iyonik bileşikler moleküler bileşikler diye de ayıracağım. İyonik bileşikler iyonik yapılıdır. Unutmayın. İyonik derse adı üstünde iyon vardır. Yani artı eksi yük vardır. Bunu da unutmayalım. Peki iyonik bağlı bileşiklerin özellikleri nelerdir? Bir kere iyonik bileşikler oda koşullarında katı halde bulunurlar. En basit örneğimiz tuz. Tuz neydi? Yemek tuzu NaCl sodyum ve klor iyonlarından oluşur. Evet, yemek tuzu oda koşullarında yani mutfağınızda katı halde oluyor mu? Evet. İyonik bileşikler oda koşullarına ne dedik? Katı halde bulunur dedik. Erime ve kaynama noktaları nedir? Yüksektir. İyonik kristallerin üzerlerine bir baskı uygulandığında kristal yapıdaki aynı yüklü iyonlar birbirini iter ve kristal yapı bozulur. Bu, bu yüzden ne olabilir? Kırılgandırılır ve şekillendirilemezler. Ne olur mesela yemek tuzunu ne yaptın daha da ufaltabilirsin dağıtabilirsin. Katı halde elektriği iletmezler. Sulu çözeltileri elektriği iletecek unutmayın. Sıvı hale geçtiklerinde ya da suda çözündüklerinde iyon hareketinin serbestliğinden dolayı elektrik akımı iletirler. Zaten sorularda iyon varsa sulu çözeltisi her şekilde ne olacak? Elektrik akımını iletecek. Şurada gördüğünüz gibi nacele katısı demiş. Katı halde elektriği iletmez. Altta da şurada. K yazıyor gördüğünüz gibi. Ama bana burada S ya da su da derse nedir? Elektriği iletir. Yani bunlar elektrolittir derim. Başka özelliklerim neler? Moleküler yapıda bulunmazlar. Demin de bahsettim. iyonik yapılıdırlar. O yüzden molekül formülüyle gösterilemezler. Uçucu değildirler. Elektriksel olarak nötrdürler. İyonik bileşiklerde en küçük birim molekül değil de mi de dedim birim hücredir. İyonik bileşikler CO3, CO4, OH gibi çok atomlu iyonlar kök olarak bulunabilir. Çok atomlu bu iyonlardaki atomlar kovalent bağ ile bağlanmışlardır. Çok atomlu iyonların bulunduğu iyonik bileşiklerde hem iyonik hem de kovalent bağ bulunur diyebiliriz. Örneğin Na2CO3 bileşi için demişiz. Na2CO3'ü ne yapacağım? İyonlarını ayrıştıracağım. Onu da göreceğiz. Na artı ve CO3 eksi 2 diye. Burada elektrostatik çekim kuvvetiyle zaten bunlar bir araya geldiler. Aynı zamanda ne demiş? CO3 iyonundaki atomlar arasında da ne var? Kovalent bağ var. Yani kendi aralarında da olabilir. Başka moleküllerle de olabilir. Peki iyonik bağın sağlamlığı nedir? Bu bizim için önemlidir. Testlerde de karşımıza çıkacak. Şimdi iyonik bağı sağlam olan iyonik katıların erime ve kaynama noktaları yüksektir dedik. Peki iyonik bağın sağlamlığı nedir? Birincisi iyonlar arası uzaklık yani yarı çapla ters orantılıdır. İyon yarı çapını biz demiştik ki eksi yükü küçük olanı daha büyüktür diye. Diyor ki iyonik katıyı oluşturan anyon ve katyonun yarı çapları toplam arttıkça iyonik katının erime noktası da azalır. Bu bizim için önemlidir. Bunu güzelce not alalım. İyon yüklerinin büyüklüğü ile de nedir? Doğru orantılıdır. Unutmayın, iyon yüklerinin büyüklüğü ile doğru orantılı, iyon çapı ile nedir? Ters orantılıdır. Size büyük ihtimal sorularla tablo verecek böyle tablo bunları ezberlemenize gerek yok. Siz orada kıyaslama yapabilirsiniz. E, tabloya göre diyor ki Nacelenin erime noktasının kacelenin erime noktasından büyük olmasının nedeni Nacele'deki iyonik sağlamlığının kacele'den nedir? Güçlü olmasıdır. Erime noktasının büyük olması demek sağlamlığının fazla olması demek. Buraya da geçiyorum. Peki iyonik karakter nedir? Bu da yine karşımıza çıkıyor. Şimdi iyonik bağlı bileşikler neydi? Metal ve ametal arasındaydı. Yani artı eksi. Biz ne demiştik? Metaller nerede ağırlıkta? Şu tarafta ağırlıkla yeşil olanlar. Sarı olanlar da nedir? Genellikle şurası ametalde. Peki ben diyeceğim ki elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik karakter artar. Biz ne biliyoruz? Elektronegatiflik nasıl artıyordu? Aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru artı florda bitiyordu. Elektronegatif en büyük olan neydi? Florda hatta onun 4'tü. Tabloya da baktığınızda bakın gördüğünüz gibi bakın burada 0.7 demiş. En küçük bu taraftadır şuradadır. Bana diyor ki ne kadar arada fark varsa karakter o kadar fazladır. Yani ne olacak? Birbirine olabildiğince uzak olacak. Ya sana soruda sayıları verecek ya da diyecek ki şimdi şuradaki atomla şuradaki atomu kıyaslayın diyecek. Yani aradaki fark ne kadar çok fazlaysa karakterde o kadar fazla olur unutmayalım. Gördüğünüz gibi mesela elektronegatiflik değerlerini vermiş. Sodyumun 1, florun 4, klorun 3 diye. Aralarında ne diyor sana? Bunlarla ilgili bileşikleri oluşturdu. Hemen ne yapacaksın? NaF diyor. Ne yapacaksın? 4 ile 1, bunların arasındaki farka bakacaksın. 3 NaCl diyor. Nedir? 1 ile 3, hemen aradaki farka bakacaksın. Hepsinin farkını alacaksın. Diyeceksin ki farkı büyük olanın karakteri nedir? Fazladır. Periyodik cetvelde de düşünürsen Na buradaysa F nerede de bunlar flor işte klor brom iyot şeklindedir. Bunların aradaki farklarına ne yapacağım bakacağım. İyonik karakter ne olacak?